su kaçağı tespiti ve gider açma konusunda profesyonel hizmet veren Zeki Tesisat'tayım efendim şu anda. Bursa'dayız. Yanımda da Zeki Bey var. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada Kemal programımıza. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Güzel teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz? İyilik, devam. Halka hizmet etmeye, memnun etmeye, evet. Sorunları gidermeye devam. Devam. Gerçekten birçok zor işin altından kalkıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Onlara tek tek değineceğim ama biraz sizi tanıyarak başlayalım. Ben 1977 doğumlu. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da yaşamakta. Ve 3 yıldan beri bu mesleği sürdürmeye devam eden bir bireyim. Evet. Şimdi tesisat deyip geçmeyin çünkü siz çok farklı bir hizmet veriyorsunuz aslında. Çok zorlu işlerin altında imzanız var. Biraz bahseder misiniz burada yaptıklarınızı? Bizler noktasal çözüm olarak bu hizmet sektöründeyiz. Şöyle söyleyeyim, pis su kaçağı ve temiz su kaçaklarında noktasal çözümler sunuyoruz. Bölgesel tamiratlar yapıyoruz. Yani minimum bir eve gittiğimizde 1 ila 2 saat arasında sorunu çözüp çıkıyoruz. Evet. En azami süre. Ama şöyle bir şey var. Bizde tatil, zaman kavramı yok. 7-24 hizmet vermeye devam ediyoruz halkımıza. Yani saatiniz de olmaz, sizin gününüz de olmaz. Maalesef tatilimiz, bayramımız, seyranımız hiç olmuyor yani. Evet. İşimiz sadece halka odaklı. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Zor. Gerçekten zor. Zor ama bir o kadar da eğlenceli. Yeni insanlar tanışıyorsunuz. Yeni ortamlara gidiyorsunuz. Yeni bölgesel şehirlere geziyorsunuz. Güzel. İşinizi zor. Severek yapıyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki yani zaten sevmeyerek bir iş yaptığınızda o işten memnun olamazsınız. Başarılı olamazsınız başarılı zaten. Başarılı olamazsınız. Yani bir verim alamazsınız hiçbir şekilde. Aynen öyle. Siz hep kurumsal şirketlerle çalışıyorsunuz hem şahıslarla. Evet. Yani biz bugün belediyelere olsun, kurumsal şirketler olsun, özel şirketler olsun hizmet veriyoruz. Yani mimarlık şirketlerine falan hizmet veriyoruz yani sürekli. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bizde hizmette sınır yok diyelim. Yok. Su üzerine sınır yok. Gerçekten yok. Şimdi sizin işiniz gerçekten çok zor ama işinizi kolaylaştıran bazı cihazlarınız var sizin. Tabii ki. Asıl püf noktamız orada değil mi? Evet. Yani biz biraz röportaj öncesinde sohbet ederken tanıştık cihazlarınızla. Ben ağzımı açık dinledim açıkçası. Evet. İstiyorum izleyicilerim de onlarla da paylaşalım. Biraz bahseder misiniz cihazları? Bizim cihazlarımız Avrupa'ya bir cihazlar değil, Avrupa menşeli cihazlar değil. Türk mühendislerimizin, başarılı mühendislerimizin ürettiği cihazları kullanıyoruz biz. Bugün Avrupa'da üretilen bütün cihazlarla eşdeğer cihazlar. Evet. Yani daha aralarında hiçbir fark yok, hiçbir şey yok. Ama onlardan yeri geldi mi daha üstün performans da alıyoruz Türk mühendislerimizin ürettiği şeylerden. Çok iyi. Yerli malı yurdun malı diyorlar ama hakikaten öyle. Yani başarılı mühendislerimiz var. Ben diğer testerçi arkadaşlara da diyorum, buradan sesleniyorum da. Yerli malına yönelsinler. Yerli malı çok daha güzel. Kullanım acısı. Daha farklı sektörlerde, daha farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Bunların zaten bizde deneyimleri, videoları var. Bursa bölgesinde birçok evet, testler kaydettik. Evet, ekrana geliyor. İzleyicilerimiz de görüyorlar. Vereceğiz biz onlara da. Yani bu işinizi kolaylaştırıyor bu cihazlar. Tabii ki. Tabii ki. Ne işe yarıyor mesela? Şimdi mesela bizde akustik dinleme cihazımız var. Bununla suyun sesini, suyun akış yönünü falan tespit edebiliyoruz bununla ilgili. Aynı cihazda pis su kaçaklarında noktasal olarak ölçümler yapıyoruz. Prop dediğimiz yöntemlerimiz var. Onunla suyun hangi borudan, nereden kaçırdığını, ne şekilde kaçırdığını onların tespitini yapabiliyoruz. Kanal gözlem kameramızda pis su borularını, gözlemlerini yapıyoruz. Nerelerde hatalar var, nerelerde sorunlar var, göçmeler mi var, işte fare kemirmeler mi var, o tarz şeyler, sorunları tespit edip görüntü olarak müşterimize bunları veriyoruz zaten. Evet. Direkt nokta atışı yapıyorsunuz. Direkt nokta atışı. Sorun neredeyse biz orayı noktalıyoruz, müşterimize veriyoruz. Yani tadilatına ama biz olsun ya da başka bir testaçı arkadaşlar bu konuyla ilgili yardımcı oluyorlar zaten. Vakit ne kadar müsaade ediyorsa biz o şekilde vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, siz tespitini yapıyorsunuz. Tabii ki tespitini yapıyoruz. Geri kalanını ustalar yapıyor. Bizim yardımcı ustalarımız da var, biz kendimiz de yapabiliyoruz. Yani o aradaki şeye bağlı yani. Yoğunluğumuza bağlı. Yoğunluğumuza bağlı, iş potansiyelimize bağlı. Evet. Peki sadece Bursa bölgesine mi hizmet veriyorsunuz? Yok, biz Bursa ve çevre illerine, ilçelerine, köylerine hizmet vermekteyiz. Yani bugün Susurluk olsun, Bandırma olsun, Erdek olsun, Balıkesir olsun, Çanakkale olsun, Bursa bölge olsun. Hizmetlerimiz geniş. Zaten firma olarak biz Bursa bölgesinde pis su kaçaklarında bir numaralı firmayız biz. Evet. Bunun yani bizim firmamız üzerinde yok. Yani cihazlarınızın mucidi bile sizsiniz. Tabii ki yani cihazlarımız bizim kendi firmamıza özel. Evet. Bize özel üretiliyor. Ya başka yerde bulamayız değil mi bazıları? Kesinlikle. Yani bazı cihazları kesinlikle burada başka firmalarda bulunma imkanımız hiç yok. Evet. Firmamıza diyoruz ki
bu cihaz bu şekilde üretilecek, bize özel üretilecek, bunun bir eş değeri ikincisi olmayacak. Evet. Diye anlaşmalarımız bu şekilde. Onlara sağ olsun bizim mühendislerimize bunlara yardımcı olarak üretiliyor. Biz de sahada bunları muhteşem bir şekilde kullanıyoruz. Evet. Ve diğer tesisatçı arkadaşlar da bunlarla ilgili telkinlerde bulunuyoruz. Yani cihaz şöyle, bunu da kullanırsanız çok daha iyi olur, daha güzel olur gibilerinden. Hı hı. Daha şeyler oluyor yani. Evet, hem onların işi kolaylaşıyor. Tabii iş kolaylaşıyor, daha basit yöntemler oluyor. Yani hem de bizim için de daha konforlu oluyor. Tabii daha konforlu oluyor. Gittiğimiz müşterinin evinde de daha güzel, az hasarlı, az şeyli. Evet. Kullanımlar oluyor cihazlarla ilgili. Hakikaten çok iyiymiş. Yani. Bu arada sizin bir ortağınız var. Güçlerinizi birleştirmişsiniz. Tabii bu ki. Yolda beraber yürümüşsünüz. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum gönülden sizi. Mustafa Bey'imiz var bizim. Evet. Karaca Bey'di. o da çok güzel, saygıdeğer bir kardeşimiz. Evet. Güzel bir ustamız, iyi bir ustamız. Onunla da güçlerimizi birleştirdik. Evet, bir yol haritası çizdiniz. Tabii birlikte ki. Devam ediyoruz. Geleceğe emin adımlarla, güzel adımlarla, güzel projelerle devam ediyoruz. Evet. Yani biz Mustafa Bey'le. Şimdi Mustafa Bey bakıyorsunuz oradan da ben ekrana da birazcık taşımak istiyorum, evet. Kendisine eğer müsaade ederseniz. Tabii. Efendim Zeki Bey'den sonra şimdi sevgili orta Mustafa Bey'le birlikteyiz. Sizi de kısaca tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ben Mustafa. Karaca Bey'de su kaçağı tespiti ve tıkalı gider açma yönünde hizmetler vermekteyiz. Zeki Bey'le zaten ortağız bu konuda. Hı hı. Bizim firmamızın daha çok kurumsal ve şahıslara yönelik ve fabrikalara yönelik bir takım hizmetlerimiz olmakta. Bununla da profesyonel cihazlarımızın kalitesiyle bugün Bursa ve çevresinde aranan bir firma olmaktayız. Evet. Bu konuda da bizi ön plana çıkaran Numerof cihazımızın bizim pis su kaçaklarıyla alakalı profesyonel hizmet vermekteyiz. Genelde pis su kaçakları çok zordur ve bulunması da çok zordur ve bu konuda profesyonel destek veriyoruz. Bununla beraber gider gözlem kameralarımız var. Hı hı. Bunlarla ilgili pimajların içerisine girip oradaki hataları ve daha öncesinde binaların oturmasından kaynaklı bir takım sorunlar oluşabiliyor. Ve biz bunları kameramıza belirledikten sonra dedektör yardımıyla da bu yere nokta atışı yapıyoruz. Evet. Zaten işin en zor noktası buradaki gider gözlem kamerasıyla pimajlar içerisindeki ustalığı sanat eserine dönüştürmekte. Hı hı. Yani püf nokta aslında bu. Biz de bunu iyi hizmet olarak verdiğimize inanıyoruz. Onun haricinde Zeki Bey'in daha önce tarif ettiği gibi firmamızın bazı firmalardan, yerli mühendislerden zaten onlarla çalışıyoruz. Burada Kammak Makina Ninja Flex'leri var. Bugün devrim niteliğinde bir cihazdır. Hakikaten bunu, öyle. Bunu eski yaylı makinaların nazarında artık yeni bir sistem ve kılıf içerisinde tasarlattığımız bir cihaz var. Hı hı. Bu cihazı da genelde ev hanımları çok muzdariptir. Böyle gider evet. Tıkandığı zaman da mutfak hatlarında işte sürtünmelerden kaynaklı fayanslara ve dolaplara zararlar verebiliyor. Ama bu kılıf içerisinde olduğu için böyle bir zararları yok. Artık ortadan kaldırmış bana oluyor. Bana ne güzel düşünmüşsünüz. Tüm ev hanımları adına ben teşekkür ediyorum yani, size. Yani evet. Biz teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince bu hizmeti ne kadar ileriye götürebilirsek bunun Ar-Ge ve çalışmalarını yapıyoruz. Bugün Avrupa standartlarında yarışır bir şekilde yeni bir dizaynlarımız var, yeni projelerimiz var ve bunu da Türk mühendisleriyle beraber işbirliği adı altında gerçekleştiriyoruz. Ve şu an biz Türkiye'de ve Bursa çevresinde pis su kaçaklarında bir numarayız ama biz artık bu işin lokomotifi olma üzerinde ilerliyoruz. Çok iyi. Yani Zeki Tesisat denildi aklında bu sektörün öncüsü, bu sektöre hizmet veren ve bu sektöre yön veren yenilikleri piyasaya getiren bir firma olarak tanıtmak evet. istiyoruz kendimizi. Ve sadece ülkemizde değil yurt dışında da. Evet. Şimdi bunun bazı örnekleri var ama biz bunu Türk mühendislerimizle patent araştırmaları ve şu an cihaz geliştirmeleri var. Ve bunlar tamamlandıktan sonra sizi tekrardan Mustafa Kemal Paşa'da Bursa'mızda ağırlamaktan tekrardan şeref duyarız. O şeref İnşallah o gün geldiğinde bittiğinde bugün Avrupa'yla Hı-hı. yarışır bir şekilde Zeki Tesisat olarak Türkiye'de bir yön akışı başlatacağız. Evet. Ve bunu da sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye'de inşallah izleyicilerle buluşturacağız. Bunun denemelerini ve tanıtımlarını mutlaka sizin aracınızla yapmak istiyoruz. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Çok güzel anlattınız Mustafa Bey. Yani bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracaksınız. İnşallah. Yani vallahi tek hedefimiz o. Evet gerçekten öyle. Tek hedefimiz Şimdi o. Şimdi her işin belli başlı zorlukları evet, var. Evet mutlaka. Tabii ki sizin de mutlaka vardır. Birazcık da o sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi zaten? Bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız noktalardan bir tanesi bu su kaçaklarıyla alakalı oluyor. Genelde su kaçakları zordur. Bulunması zordur. Sessiz bir su kaçağı olabilir. Hmm. Bunda da cihazınızın çok profesyonel olması gerekiyor. Yani bizim bugün kullandığımız cihazlar gerçekten Türkiye standartları profesyonel cihaz. Zaten öyle olmak zorundayız.
Evet, deprem bölgelerinde kullanılan cihazlar gibi. Şimdi zaten bu cihazlar deprem bölgelerinde ikinci planda görünen ve asıl kahramanlardan bir tanesi de bu cihazlardır. Doğru. Yani bu ses titreşimleriyle beraber, frekanslarıyla beraber en ufacık bir ses dalgalarını yakalayıp orada mağdurun veya deprem güçlük altında kalmış şahsa ulaşabiliyoruz. Hı hı. Yani bugün devletimizin veya belediyelerimizin bu tesisatçılarla ilgili bu cihazı kullanan, akustik dinlemesi çok üst düzeyde olan cihazların belirlenip bu deprem bölgesi anında bu cihazların o bölgelere ulaştırılması ve ustalarla beraber gidilmesi konusunda devletimizin bir öncü başlatmasını talep ediyorum. Bunu tesisatçı arkadaşlarımız da yani zaten gönüllü olarak gidiyorlar, sağ olsunlar, hı hı, var olsunlar. Ama böyle bir işbirliği yapılabilir. Yapılabilir. Gerçekten evet. Buradan da sesimizi duyurmuş olalım. Sizin biraz personel yetiştirmekte sıkıntı yaşıyorsunuz gibi geliyor bana ama var mı öyle sıkıntılar? Ya şimdi her sektörde olduğu gibi, hı hı, bu sektörde de mutlaka oluyor. Ama şöyle bir şey, bugün yeniliğe açık, teknolojiye merakı olan, biraz da hevesli olan gençleri bu sektörde yetiştirilebilir. Evet. Yani eski sistemlerin nazarında artık teknolojik sistemlerle çalışılıyor. Tabii. Yani onun avantajlarından dolayı personel yetiştirmekte biraz hevesliler. Hmm. Yani personellerin biraz ilgisi oluyor. Çünkü son sistem cihazlar kullanılıyor. Evet, çünkü cihazlar ne kadar iyi olursa olsun bunu kullanan kişi de çok önemli usta. Yani şimdi cihaz çok iyidir ama personel bu konuda zayıf kalırsa cihaz burada çok verimli çalışamayabilir. Hı hı. Usta ne kadar iyiyse, kendini ne kadar cihazla bütünleştirirse cihazlar o kadar profesyonelliğe doğru ilerliyor. Hı hı. Yani burada cihaz ve personel eşittir profesyonellik. Evet. Şu an biz de zaten ilerleyen zamanlarda Türkiye'de yeni bir sistemle beraber bu işe merak salmış kişileri yetiştirmeye öncülük edeceğiz inşallah. İnşallah. Öyle söyleyeyim. Hakikaten sizden çok çok insana ihtiyacımız olacaktır, evet, inşallah, mutlaka. Gerçekten onları da eğitmeniz çok önemli. İnşallah. Sizin burada eğitim sertifikalarınız var. Evet. Onlardan da bahsedin. Bizim Nimrof cihazımızın akustik dinleme ile alakalı eğitim sertifikalarımız ve İstanbul Şişli Üniversitesi'nden tamamladığımız ısı sistemleriyle alakalı, su sistemleriyle alakalı eğitim sertifikalarımız da mevcut. Onunla alakalı gider gözlem kameralarıyla alakalı eğitimlerimizi aldık. Gider açmayla alakalı eğitimlerimizi aldık. Bugün gider açmayla alakalı ve kamerayla alakalı artık eğitim verir seviyelerdeyiz, evet, yani şu an için. Evet. Akustik dinlemede de birçok ustamıza uzaktan eğitimle su kaçağı ve giderle alakalı problemlerde hep yardımcı olmaktayız. Bugün zaten bizim aradığımız şirket ünvanı, şirket kariyeri zaten uzaktan eğitimle de olsa bazı şeyleri profesyonelliğe taşımak. Biz de onu bugün başardığımıza inanıyoruz. En azından geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Bu yönde mutluyuz. Çok iyi. Peki bundan sonra neler hedefliyorsunuz? Şimdi aslında bundan sonraki büyük projelerimiz var. Şu an patent araştırmalarımız ve geliştirmelerimiz devam ediyor. Daha yenilikçi, daha da profesyonel. Bugün Avrupa standartlarında o seviyedeki ustalara yetiştirme potansiyelimiz var. Yani bu da tabii ki cihazlar sayesinde olacak. Cihazımız ne kadar profesyonel ve yenilikçi, Avrupa'ya bakarak kendimizi bunu yeni tasarımlarla Türk mühendislerimize söylüyoruz. Bunları yapabilir misiniz? Biz de bunun öncüsü olalım ve bu cihazları kullanalım, test edelim. Başarılıysa bunu tüm ustalarımıza ve tüm halkımıza hizmet noktasında sunalım diye, evet, böyle bir taleplerimiz oluyor. Çok iyi. Yani mühendislerle birlikte istişarelerimiz, evet, oluyor, evet, sizin. Evet. Sonunda da böyle güzel cihazlar ortaya çıkıyor, evet, efendim. Bizim de işlerimiz kolaylaşıyor. Hakikaten vallahi mucizsiniz. Tebrik ediyorum gönülden sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok da güzel bir röportaj verdiniz. Siz ve Zeki Bey keza aynı şekilde. Evet. Ağzınıza sağlık. Son çok sözlerinizi alacağım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz deprem kuşağında yaşadığımız için bu noktaya çok önemli, dikkatle vurgulamak istiyorum. Buyurun. Deprem bölgesinde yaşadığımız için akustik dinlemenin çok önemli olduğu, termal kameraların çok önemli olduğu bir noktada Bursa ve İstanbul'un ortak bir deprem bölgesi olduğu için, hı hı, tüm Türkiye'de bir felaket yaşadık. Tekrarını yaşatmasın diyorum. Amin. Bunu yetişmiş kalifiyeli personellerin veya elinde cihazı olan kişilerin böyle durumlarda gönüllü ve belediyeler ve devlet aracılığıyla bu bölgeleri hızlı bir şekilde intikal konusunda bir ricam var. Yani, hı hı, bu konuda hiç kimse devlet veya belediye beklemeden de gönüllü olarak da gidebilir. Çok iyi. Peki bundan sonra Bursa dışındaki illere de gitmeyi düşünüyor musunuz? Daha uzak, daha büyük illere. Şimdi şöyle, bizim Zeki Bey ile konuştuğumuz bir idealimiz var. Biz genelde yani sonuçta ne kadar da olsa belli bir müşteriye kadar hizmet verebiliyoruz. Ulaşamadığımız noktada bölgesel bayiliklerle bu sistemi eğitimini verip orada cihazlarını, en iyi kaliteli cihazları ve doğru cihazlarla buluşturup o bölgede bizim adımıza veya kendi adına
bu sektörde hizmet verebilecek en iyi ve kalifeli personelleri yetiştirme noktasında ilk adımlarımızı atmıştık zaten. Çok güzel. Bunun daha da ilerleyen zamanlarda prosedürlerini yavaş yavaş atlattıktan sonra faaliyete başlayacak. Evet. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza çok sağ olun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet efendim, Bursa'da Zeki Bey ve Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.